gençler bizim kapımızı çaldığı zaman biz çok mutlu oluyoruz, çok seviniyoruz. Çünkü geleceği emanet edeceğimiz yavrularımızdır, gençlerimizdir. Geleceği emanet ettiğimiz gençlerimizle ilgilenmemiz de bizim üzerimize bir vecibedir. Zaten başkanlığımızın da bu hususta talimatları vardır. Yapılan seminerlerde olsun, çeşitli toplantılarda olsun. Gençlerle ilgilenilmesini ve gençlerin mutlaka duygu dünyalarına girilmesini ve onlara dinin sevdirilmesi, onların duygu dünyalarının da yani bir yerde yanlışlardan arındırılması noktasında gerekli vazifenin sağlıklı bir şekilde yapılması hep bize telkin ediliyor zaten. Ama o şekilde telkin olmasa da biz bu toplumun bir ferdiyiz. Bu toplumda yaşıyoruz. Bu toplumun genel problemi bizim de problemimiz. Çünkü biz bir yerde aslında bu gençlerin şu anki mevcut konumunu da problem olarak da görmemek gerek. Çünkü hepimizin kendine mahsus artısı ve eksisi vardır. Gençler genç olmaları hasebiyle biraz daha hızlı düşünüyorlar, hızlı hareket ediyorlar. Olayları değerlendirirken daha çabuk, yani sonuca dönük değerlendiriyorlar. Bu da fıtratları gereği böyle. Sadece orada bizim yaptığımız, bizim geçmişteki yaşamış olduğumuz tecrübelerimizi onlara aktarmak. O tecrübelerin ışığında onları daha kamil manasıyla doğru kararlar verme noktasında, karar verirken daha böyle sakin düşünme noktasında, daha geniş olayları analiz etme noktasında abilik yapıyoruz biz. Yani yoksa onların birçoğu bizden de daha donanımlı aslında. Ama tabii her bilenin üstünde bir bilen vardır diyor ya Kur'an. Biz de buna dayanmak suretiyle belli noktalarda kendi tecrübelerimizi onlara aktarmaya gayret ediyoruz ve bundan da son derece mutlu oluyoruz. Çünkü biz eğer bu gençlerimize ne kadar katkı sağlar, yardımcı olursak onlar da topluma daha kaliteli hizmetler verirler gelecekte ve bu toplum daha kaliteli, daha sağlam, daha inançlı ve hem kendi kültürüyle kavga etmeyen, kendi kültürüyle barışık, inancının gereğini yerine getirme noktasında da gayretli, azimli, ancak çağın da ihtiyacına da uygun şekilde hareket edebilen, bir yerde inancıyla yaşanan çağ arasında bağ kurmayı becerebilen gençler olurlarsa, hem dinimize hem memleketimize daha güzel hizmet ederler. Onların üretecekleri hizmette bir parça bizim de rolümüz olursa, hissemiz olursa biz de bundan mutluluk duyarız tabii. Şimdi pandemi öncesinde sabah namazlarından sonra hafta sonları özellikle başkanlığımızın da müftülüklerimizin de teşvikiyle her görevliye belli gençler tahsis edilmek suretiyle, yani o gençleri arayıp bularak bir havuz oluşturmak suretiyle bir birlikte bu tür büyük camileri ziyaret edilmesi ve o camilerde Kur'an-ı Kerim dinlemeleri ve dini sohbetlerden istifade etmeleri sağlanıyordu zaten başkanlık tarafından. Müftülükler eliyle yapılıyordu bunlar. Biz de kendi camimizde bu noktada şöyle bir şeyler yapmaya gayret ettik. O da şu, buraya gelen gençlerimizden bu hususta gayretli olanları ayrı zamanlarda Kur'an-ı Kerim öğrenmeleri, Kur'an-ı Kerim'in daha düzgün okuyabilmeleri noktasında daha çok gayretli olanlara da hafızlığa kadar teşvik ediyorduk. Hatta hafızlık yapanlarımız da oldu burada. Bunun yanında temel dini bilgiler noktasında gerek İslam ilmihallerini doğru bilmeleri hem de Kur'an
bilgilerini arttırmaları noktasında çeşitli Kur'an-ı Kerim meal ve tefsirlerinden istifade ederek hadis programlarını da tatbik etmek suretiyle bu gençlerin eksik olan bazı dini bilgilerini tamamlamaları noktasında çalışmalarımız oluyordu. Burada tabii ki bu çalışmalar her din görevlisi arkadaşım, ben de dahil olmak üzere her hocamız, kendisine müracaat edenlerden oluşturduğu grup veyahut da bireysel anlamda gelenlerle ilgilenmek suretiyle bu işlemi yapıyordu. Ve her hoca arkadaşımızın etrafında 5-6 tane genç mutlaka oluşuyordu pandemi öncesinde. Pandemi sonrasında da bu çalışma aslında şu anda inkıtalara uğruyor olsa da arada bir yine devam etti ama tabii ki önceki kadar verimli değiliz şu anda işin gerçeğini söylemek gerekirse. Ama inşallah bir tecrübemiz var. Bu hususta en azından gençlere nasıl yardımcı olmamız gerektiği noktasında edindiğimiz bir tecrübe var. Bu tecrübeyi inşallah önümüzdeki zamanlarda daha böyle kapsayıcı eylem planına dönüştürmek suretiyle daha güzel projeler üreterek tatbike başlamayı düşünüyoruz. Bu noktada gençlerimizden de biz şöyle bir beklenti içerisindeyiz. Bura Allah'ın evi. Biz de Allah'ın kullarıyız. Dolayısıyla Allah'ın kulları kendilerini yaratan Rablerinin evlerine çekinmeden gönül rahatlığıyla huzur içerisine girerler ve hallerini Allah'a arz ederler. Burada vazifeli olan bizler ise buraya gelecek olan bütün gençlerin hizmetkarıyız. Dolayısıyla geliniz, bizim kapımızı aşındırınız, bizi size hizmet etmeye mecbur kılınız. Biz ne kadar size hizmet edersek o kadar biz mutlu oluruz. Sizler de bizden ne kadar yararlanırsanız bu noktada, sizler de gelecekte o kadar daha huzurlu, mutlu bir hayat geçirme imkanına kavuşursunuz. Dolayısıyla bu noktada siz bizi teşvik edin. Biz de size mümkün mertebe elimizden gelen katkıyı sağlayalım. Zaman zaman biz de sizden öğreneceğiz. Çünkü bizim bilmediğimiz şeyleri siz biliyorsunuz aslında. Sizin bildiğiniz şeyleri biz bilmiyor olabiliriz ki öyle oluyoruz genellikle. Biz de sizin bildiğiniz şeylerden istifade etmek suretiyle burada bir hoca-talebe ilişkisinden çok karşılıklı alışveriş ilişkisi ortamında, bağlamında hareket etme imkanımız var. Bu noktada siz de bize yardımcı olun diye sizden bekliyoruz inşallah.